Paradise Yazılım kanalından hepinize selamlar. Bu videomda ücretsiz antivirüs uygulamalarından bahsediyor olacağım. Özellikle bahsedeceğim diyorum. Çünkü ben şu antivirüs iyidir, bu antivirüs kötüdür, güçlüdür, zayıftır gibi konuşmalara girmeyeceğim. Şunu unutmayın. Herkes kendi bildiği, kendi kullandığı antivirüsün daha iyi olduğunu söyler. Onu savunur arkadaşlar. Bu konuşmalara dediğim gibi girmeyeceğim. Ben daha çok antivirüs kullanmalı mıyız? Yararları, zararları, hangisini kullanmalıyız? Tarzında bilgilendirme videosu olarak da düşünebilirsiniz. Aynı zamanda da 3 farklı antivirüs uygulamasından da bahsediyor olacağım. Hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak antivirüs uygulamalarının faydalarından bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi antivirüs uygulamaları bilgisayarımızı kötü amaçlı ve bilgisayarımıza zarar verebilecek yazılımlardan koruyor. Hepimizin kullanma amacı da bu zaten. Fakat şunu unutmayın. Benim bilgisayarımda antivirüs var. Benim bilgisayarıma virüs bulaşmaz diye bir şey kesinlikle yok. Bulaşacak virüs antivirüs falan dinlemez arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki antivirüs uygulamalarının engellediği kötü amaçlı yazılımlar, virüsler tabii ki var ama dediğim gibi tüm virüsleri, tüm yazılımları tutamaz. Zararlarından bahsedecek olursak hepinizin başına illaki gelmiştir. Antivirüs uygulamaları bazen virüs olmayan dosyaları, yazılımları da virüsmüş gibi görüp siliyor arkadaşlar ve bu bazen çok can sıkıcı olabiliyor. Antivirüsü kapatmak için de bir ton işlem yapıyoruz vesaire. Örnek olarak kanalımda Office 2019 uygulamasının kurulumunu paylaştım. Birkaç kişi yorumlarda yazmış neden antivirüsü kapatıyoruz? Neden antivirüsü kapatıyoruz? Virüs mü paylaştın? Virüs mü var dosyada gibi? Sorular soruyor arkadaşlar. Çünkü antivirüsler kötü amaçlı yazılımların yanı sıra kaynağı belirsiz dosyaları da siliyor tehdit olarak görüyor. Oysa ki herhangi bir virüs vesaire yok. İkinci olarak eğer bilgisayarınız, sisteminiz ortalama veya ortalamanın altındaysa bilgisayarınızı yoruyor arkadaşlar. Çünkü sürekli olarak arka planda çalışıyor. Girdiğiniz internet sitelerini tarıyor. Taktığınız flash belli. Daha sonrasında yüklediğiniz bir dosyayı sürekli olarak tarama halinde ve bu bilgisayarınızı yoruyor, yavaşlatıyor arkadaşlar. Bence antivirüs kullanmanın en büyük zararı bu bilgisayarınızı yavaşlatması. Üçüncü olarak bazı antivirüs uygulamaları var ki karşılaşıyorum arkadaşlar. Yani direkt olarak kendisi virüs. İnternette görüyoruz karşımıza çıkıyor şunu koruyor bunu tarıyor vesaire. Onları indiriyoruz aslında bu bir bilgisayarımızı güvenli hale getirsin diye indirdiğimiz yazılım bilgisayarımızı tam tersi güvensiz hale getiriyor arkadaşlar belki bilgilerimizi çalıyor, bilgilerimizi bir yere kopyalıyor vesaire. Ben videonun ilerleyen dakikalarında sizlere 3 farklı antivirüs uygulaması önereceğim. Son olarak birkaç bir şey daha eklemek istiyorum. Ben kendim antivirüs uygulaması kullanmıyorum. Fakat size kesinlikle kullanmayın, gereksizdir demiyorum. Bu sizin bilgisayarı kullanmanıza bağlı, ne için kullandığınıza bağlı. Örnek olarak ev kullanıcısısınız sürekli olarak internete girmiyorsunuz ya da girdiğiniz yerler belli başlı yerler. İşletim sisteminizde Windows 10 ise zaten Windows 10'un kendi güvenlik duvarı Windows Defender mevcut. Sizin antivirüs kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Bilgisayarınızı, sisteminizi boşu boşuna yoruyorsunuz arkadaşlar. Boşu boşuna sürekli bildirim geliyor. Sürekli 10 gün kaldı, 30 gün kaldı gibi bildirimler geliyor. Bunlara gerek yok. Tam tersi olarak da sürekli internettesiniz, sürekli oyun indiriyorsunuz, torrent indiriyorsunuz ya da sürekli bilgisayarınızda farklı farklı flash bellekler takıyorsunuz. O zaman bilgisayarınızda antivirüs uygulamasının olmasının yararı var. Taktığınız flash bellekleri tararsınız. Daha sonrasında girdiğiniz internet sitelerini kontrol etmiş olur. O yüzden dediğim gibi antivirüs kullanmalı mıyım sorusunun cevabı tamamen burada arkadaşlar yani sizin kullanımınıza bağlı. Gerekli olabilir, gerekli olmayabilir. Ben kendim gerek duymuyorum. Siz gerek duyabilirsiniz. Bu kişiden kişiye göre değişir. Bilgisayarımda antivirüs yok, kesinlikle hemen virüs bulaşacak diye bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir telaşa girmeyin. Antivirüsün yararlarından, zararlarından ve antivirüs kullanmalı mıyım sorusunun cevabından bahsettik. Şimdi sizlere önereceğim 3 farklı ücretsiz antivirüs uygulamasından bahsetmek istiyorum. Birincisi Avast arkadaşlar. İlk olarak tarayıcımızı açalım. Hemen çok kısaca kurulumundan bahsedeceğim. Arama kısmına Avast yazdık. İlk çıkan siteye girdik. Ücretsiz koruma indir butonuna tıklıyorum ve bilgisayarıma Avast'ı kuracağım. Sol altta setup indirildi ve kurulumumuz başladı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, kurulum ekranı karşımıza çıktı. Sol altta ücretsiz antivirüs uygulamalarını yüklerken siz başka uygulamada illaki ilerleyen zamanlarda yükleyebilirsiniz. Karşınıza çıkar Şuradaki tiklere mutlaka okuyun arkadaşlar direkt ileri ileri diye devam etmeyin. Avast browser'ını, Avast'ın tarayıcısını yükle işaretli mesela. Ben bunu yüklemek istemiyorum arkadaşlar. Benim istediğim sadece Avast'ın antivirüs yazılımı. Buradaki tiki kaldırdım. Kur diyorum. Sol altta yüklemeniz devam ediyor diyor. Bilgisayarınızı kapatmayın mesajı var. Uygulama yüklendikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Devam et diyoruz. İlk taramayı yap diyoruz. Virüs tanımları güncelleniyor diyor. Bilgisayarımızı şu an tarıyor. Avastı dediğim gibi ücretsiz antivirüsler arasında sizlere önerebileceğim 3 antivirüsten biri Avastı. Zaten arayüzü Türkçe arkadaşlar basit bir şekilde işlemleri sizler de devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi sizlere önereceğim ikinci antivirüse geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ikinci ücretsiz antivirüs uygulamamız Kaspersky yine tarayıcımızı açıyoruz arama kısmına Kaspersky yazdık çıkan ilk site de Kaspersky antivirüs koruması internet güvenliği yazımı altında ücretsiz antivirüs sekmesi var burada görüyorsunuz buraya bir kez tıklıyorum buradaki linki açıklama kısmında da bulabilirsiniz şunu da söyleyeyim eğer ücretli bir antivirüs yazımı alacaksanız kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim Sistemimize giriş yaptık aşağıya iniyoruz Şurada indirim butonu var. Buraya bir kez tıklıyoruz. Burada hizmetlerimizden birini 30 gün ücretsiz deneyebileceğinizi biliyor muydunuz diyor arkadaşlar. Fakat biz bu sürümü 30 gün değil yani diğer sürümlerinden diğer hizmetlerini 30 gün deneyebilirsiniz diyor arkadaşlar. Sayfamız açıldı. Aşağıda hemen indire bir kez daha tıklıyoruz. Sol altta indirme işlemi başladı. Bir kez tıklıyorum. Setup'ımız açıldı. Devam et diyeceğiz. Gördüğünüz gibi az önce bahsettim yine aynı olay. Buradaki tiki kaldırıyorum, hiç okumuyorum bile. Direkt yükleme diyeceğim. Uygulama indiriliyor. Yaklaşık 215 MB internet hızınıza göre biraz zaman alacaktır. Uygulamamız indirildikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, uygulamamız kuruldu. Burada bize önerilen ayarlardan bahsediyor. Burayı dikkatlice okuyup istediğiniz ayarı açıp istediğiniz ayarı kapatabilirsiniz. Ben uygulamaları özelliklerine göz atın ayarını kapatıyorum ve uygula diyorum arkadaşlar uygulamamız başarıyla yüklendi. Kasperskaya e bağlanın mesajı var. Buraya e-posta hesabımıza giriyoruz ve ileri diyoruz. Daha sonrasında son olarak bir şifre oluşturmamızı istiyor. Yine aynı şekilde buraya şifremizi de oluşturup devam et diyeceğiz. Buradaki kriterlere uygun olması gerekiyor. Büyük küçük harf de istiyor. Hemen onu da yazıyorum ve oluştur diyorum. Evet arkadaşlar burada premium korumasını bir aylığına deneyin ücretsiz diyor. Az önce de dediğim gibi belli bir premium hizmeti bizden bir ay olarak ücretsiz kullanabileceğimizi söylüyor. Fakat gerek yok arkadaşlar. Biz kabul etmeyerek ücretsiz free paketi gördüğünüz gibi kullanmaya başladık. arayüzde basit siz uygulamayı daha detaylı inceleyebilirsiniz. Ben sizlere önereceğim 3. Antivirus uygulamasına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü ve son sizlere önereceğim antivirus uygulamamız Windows Defender bildiğiniz gibi Windows Defender Windows 10'un içinde olan bir hizmet yani bunu siz dışarıdan indiremiyorsunuz yükleyemiyorsunuz zaten Windows'un içinde mevcut şunu da belirteyim eğer bilgisayarınızda başka bir antivirüs uygulaması yüklüyse Windows Defender'ı çalıştıramıyorsunuz tüm yetkiler o antivirüs uygulamasında oluyor Windows Defender'ı kullanmak için diğer tüm antivirüs uygulamalarını kaldırmanız gerekiyor onu da hemen şuradan göstereyim Windows başlat'a giriş yaptık. Windows güvenliğini yazdık. Daha sonrasında virüs ve tehdit korumasında burada normalde Windows Defender'ın açma ve kapatma ayarı olur. Gerçek zamanlı yazılım koruması gibi tarzında bir şey yazıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Fakat o yazı yok. Burada gördüğünüz gibi Avast ve Kaspersky uygulamaları hakkında bilgiler mevcut. Bu uygulamaların açık veya kapalı olduğu hakkında bilgiler mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi uygulamaları bu uygulamaları kaldırdığımızda Windows Defender da bizim işimizi görecektir. Diyeceklerim bu kadar. Antivirüs uygulamaları hakkında bildiklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.